Şimdi siyah miksiyon sürüp zeminde transfer altın uygulaması yapmamış arkadaşlar için göstermiş olalım. Siyah miksiyon bu Ahmet Zeki Yavaş hocamızın miksiyonu. O miksiyondan alıyoruz. Şu anda kullandığım fırça geniş bir alan olacağı için DaVinci 1 numara. Bu alanda sürüyoruz. Yani sürerken dikkat etmemiz gereken şey damlacık bırakmamak ve düz bir şekilde sürmek. Eğer hareket ettirirken şöyle şöyle fırça hareketleri yaparsanız bütün bu hareketleri algılıyor. Buna çok dikkat edeceğiz. Ve düz alanda mümkün olduğunca düz hareketlerle siyah miksiyonumuzu süreceğiz. Bir diğer dikkat edeceğimiz şey, buradaki alanda damlacık bırakmadan devam etmek arkadaşlar. Yani bunu yayar bir biçimde devam etmek. Yani şöyle damlacık kalmayacak. Buna çok dikkat edeceksiniz. Yoksa oradaki alanlarda maalesef o dokularda görüntü bozuk oluyor. Altın görüntüsü bozuk oluyor. Düz bir biçimde. Çok uzun hatlarda düz hat olursa şayet çok uzun hatlarda trilin kullanarak devam ediyoruz. Bunu unutmayalım. Kenardan düz bir biçimde o damlacıkları yedirerek devam ediyorum gördüğünüz gibi. Kalınlık bırakmıyorum alanda. Düz bir biçimde tek hareketle gene indik. Siyah miksiyonumuzu yaydık. Şimdi şuradaki gerideki hareketten alalım. Ve bu siyah miksiyonu yedirerek devam edelim. Şimdi buradaki alanda da düz olarak geldim. Ve bu kısımda da sürdüm. Şimdi siyah miksiyonum sürülü hazır. Aralarda kalmayan yerler varsa hemen sürülmemiş yerler varsa kontrol ediyorum. Herhangi bir açık alan kalmaması için. Şu anda sıfır noktasında şu anda sürdük ve bitti. Neyi bekleyeceğiz? Şimdi kurumasını bekleyeceğiz. Birazcık nemli. Kurumasını beklerken altınımızı hazırlayacağız. Şimdi transfer altınımızı aldık. Gördüğünüz gibi sabit transfer altın. Transfer altınımızı şimdi buradaki alanda biraz önce siyah miksiyonu sürmüş olduğumuz bölüme yapıştıracağız. Şurada görmüş olduğunuz geniş olan bölüm sizin rahat tutup işlem yapabilmeniz için. Burada dikkat edeceğiniz, hamlede dikkat edeceğiniz şey altın içerideki siyah miksiyonla sabitlendiği an elimizdeki altını bırakmak arkadaşlar. Şimdi altını çevirdim. Bu alana getirdim. Biraz öbürkilerinde üzerine geçecek bir biçimde altını bıraktım. Ne kadar? Yaklaşık 2-3 milim civarında diğer bölüme geçecek bir biçimde. Neden? Arada herhangi bir kopuşma olmasın diye. Altını bıraktıktan sonra ellerimle sabitliyorum. Çünkü sıvazlarken eğer kağıdı oynatırsam oralardan kırılacak. Siyah miksiyonun olduğu yerlerden zaten şöyle bir yakın çekimde bakın şuralarda ayrışmalar başladı. Kuvvetli bir biçimde, yani iyice böyle delerek değil ama mümkün olduğunca kuvvetli bir biçimde sıvazlamayı yapıyorum. Kuru bir kalın fırça alayım. Şimdi altını, bakın şuralardan da ayrıştı zaten. Şimdi altını kaldırıyorum. Nasıl? Şu şekilde çekerek. Defteri alayım. Altınımızı hemen uçuşmadan tekrar yerine koyuyorum. Kalın fırçayla, kalın fırçadan kastımız şu anda bizim işimize yarar. Çok geniş değil çünkü alanımız. Winsor & Newton Cotman 111 serisinin 10 numarası. Ve dikkat edeceğimiz şey fırçamızın kuru olması arkadaşlar. Şimdi yapıştırmayı yaptık. Buralardaki fazlalıkları almak için bakın döner hareketle, bakın döner böyle böyle yapmıyorum, bakın
Döner bir hareketle kenarlardaki fazla olan altınları şu şekilde bakın alandan temizliyorum. Şöyle uçuşanı da alın. Bunları da zerefşan yapmak için cam bir kasemizin içinde biriktiriyoruz. Sonra eserimizin kenarında serpme altın olarak bu altınları çünkü kullanıyoruz. Şimdi şöyle alanı tekrar görecek olursanız alanda düzgün bir şekilde kaplamayı yaptık. Mescid-i Nebevi'nin arka kısmında tamamen transfer altınla kapladık. Şimdi burada niye transfer altınla tercih ediyoruz? Bu alanda eğer ben zemine altın sürmeye kalkarsam yaklaşık olarak bir kase civarında bir altın gidecek. Bir kase altın şu anda 320 liradan başladığını düşünecek olursak şu anda yapıştıracağımız buraya yaklaşık olarak gidecek olan bir varak altın hesabı olarak fiyat olarak da baktığımız zaman bir varak altın 10 lira arkadaşlar. Arada çok yüksek bir rakam oynadığı için böyle bir alanda transfer yapmak çok daha mantıklı. Hepinize hayırlı çalışmalar diliyorum.